بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في الوجوه التي اشتدت الحاجة إلى إخراجها من المصدر بفصل دا مصدر دا تريان إن شاء الله Şöyle tablo şeklinde göstereyim. El min el mazari. Mazardan türeyenler. Onlardan, müş mazardan müştek olanlar. Nelerdir? El madi, yani el fiulü'l mazi. Fiul-i madi. El mudari'u fi'l mudara. El emru fi'l emir. Emri gayb, emri hadir. Ennehu nehi gayb, nehi hadir. i̇sm faal, bir de ismi yani bu maksud kitabından e, bunlardan bahsedeceğiz. Bak madiyi anlatacağız, ondan sonra müdari anlatacağız, emir, nehi, ismi falan fa anlatacağız. Yani ta şeye kadar. E, şöyle bir göstereyim. Hı. E, şurada. Faslun fil fevaidi. Buraya kadar... İşte madi, mudara, emir, nehi, ismi fal ve ismi fulu anlatacak buraya kadar. mastardan türeyenler onlardan bahsedecek. Sonra faslun fil faide bazı faideli bilgiler, kurallar anlatacak. Böyle 2-3 sayfa kurallı bir, e, e, kurallar anlatıyor. Böyle güzel faydalar anlatıyor. Sonra i'lal konusuna geliyor. İ'lal konusunda da mu'teller, mudaf ve mehmuz bölümünü anlatıyor. Ve bu kitap böylelikten e, bitmiş oluyor yani ha. O zaman e, şöyle diyebiliriz. Bu maksut kitabı dört bölümden oluşuyor, dört bölüm. Birinci bölümde e, fiiller, e, mesela mücerret, mezitler, rubaiz, sülasi vesaire bunlardan bahsetti birinci bölüm. İkinci bölümde ise mastardan, türiyenlerden bahsedecek. O üçüncü bölümde bazı faydalı kurallar bize öğretecek. Dördüncü bölümde de mu'tel, mudaf ve mehmuz e, konusu anlatacak. Yani bu maksud kitabını Allah'ın izniyle inşallah dört e, bölümde bunları bitireceğiz inşallah. Şimdi biz e, bu sülas fiil, sülasi, ondan sonra e, ruba'i, onlar mücerret ve mezid, e, bu konuları anlattık, bitti. Şimdi geldik ikinci bölüme. Faslun fiil vecûhiyeti o durumlar ki o o ve evet, o kelimeler ki elleti o kelimeler ki işteddetü'l-hâce tu şiddetle ihtiyaç vardır ila ihraciha o kelimeleri çıkarmaya onları türetmeye minel mastari mastardan türetmeye şiddetle ihtiyaç duyulan durumlardan bahsedeceğiz o kelimelerden bahsedeceğiz bu fasılda ve hiye sittetun. Bu kelimeler de altı tanedir. El mazi vel mudari'u vel emru vel nehyu ve ismül fa'li vel mef'ul bir de ismi Bunlardır. Yani şu şekilde tablo üzerinden böyle gösteriyoruz. El müştekatu minel mastari. Mastardan türeyenler. Bunlar nelerdir? El mazi, el mudara, el emr, el nehyu, ismül fa'li bir de ismi mef'ul. Bunlardır. Mastardan türeyenler. Tabi önce mastardan bahsedeceğiz. Sonra masadan bahsettikten sonra madiden bahsedeceğiz. Sonra mudara, sonra emir, sonra nehi, ismi, fal ismi, ful, sırası da hepsinden bahsedeceğiz. Ve bu konular bittikten sonra asıl faslun fil fevâidi. O bölüme geleceğiz. O da iki üç e, sayfadır. O da bittikten sonra da i'lal bölümü, en son bölüm. Fe emmel mastaru. Mastara gelince. Fe la yehlu arınmış değildir min en yekune olmaktan mimiyen ev gayri mimiyin. Mimli veya gayri mimli olmaktan arınmış değil. Yani mastar ya mimlidir veya mimsizdir. Yani başında ya mim var veya da başında mim yoktur. Eğer mastarın başında bir mim ziyadeleşmişse ona mastarı mimi diyoruz. Mesela mansarun gibi ama başında mim yoksa mim ziyadeleşmemişse Buna da mastarı gayri mimi diyoruz. Mesela nasran gibi. Nasara yansuru nasran. O nasran masdari gayri mimidir. Ama mansarun masdari mimidir. Demek ki mastar şu şekilde tabloda gördüğünüz gibi iki kısma ayırıyoruz. Ya el yu ya mimlidir ve o da el gayrül mimiyu ve o da masdar gayri mimidir. Mimsizdir. Mimsize örnek mesela nasran gibi nas evet nasran gibi o mimliye öne temasız dedim ki mansarun gibi evet masar iki kısım ayırdık dedik ki ya mimlidir ya da gayrimimlidir. memlidir ikisinden e, a, a, ikisinden arınmış değil İlla ki ikisinden bir tanesidir masar şimdi tafsil yapıyor diyor feinkane şayet olursa o masar olursa gayre mimiyin mimsiz olursa fehuve sema'iyyun o zaman o mazlar sema'i bir mazdardır. ama eğer Sulasi mücerred ise üç harflerin mazları sema'idir bak şöyle bu gayri Mimiy mazları da biz ikiye ayırıyoruz ya Sulasi mücerreddir ya da gayri Sulasi mücerreddir üç harfli olanlar ve üç harfdan fazla olanlar üç harfli olanlar bunlar hepsi sema'idir Semaiden kastımız şudur. Acaba o fiilin mazharı nasıl gelir? Bunu biz kendimiz bir kurala bağlayarak bilemiyoruz. Ancak lügata açıp lügattan yani sözlükten onun mazharı ne olduğunu öğrenebiliriz. İşte işitilmeye bağlı. Araplardan nasıl işitilmişse lügatta nasılsa o şekilde ancak bilebiliyoruz. Buna sema'i mazhar diyoruz sülasilerin, sülasi müceddenin hepsinin masarı semaidir. Sülasi dışındakiler, yani sülasi dışındakiler, onlar e, semayi değildir. Onlar gayr-ü semaiyyin, yani kıyasidirler. Onlar belli bir kurala e, tabidirler. Mesela ef ale yuf şeklinde gelen bütün fiiller, masarı diyoruz ki if ale şeklinde gelir. Bak belli bir kuralı, kuralı var. Mesela fe'ale yufa'ilu tef'ilen diyoruz ki hepsi tef'il şeklinde gelir bak. Üç harf dışındakiler belli bir kurala tabidir. Onlara kıyasi diyoruz. Yani semai değiller ama sade üç harf olanlar bunların mastarı semaidir. Bak diyor ki fe'inkâne eğer o mastarımız olursa gayre mimiyin mimsiz olursa fe'hüve semaiyyun. O mastarımız semaidir işitmeye bağlı yani Arapçadan nasıl gelmişse o şekilde muhafaza edilir. Ve yani yani naksudu biz kast ediyoruz. Biz sema'iyyi, sema'ide sema'i ile şunu kastediyoruz. Ennehu ennahu yani şöyle bir durum var. Yuhfazu korunur kullu masarin. Bütün masdarlar, kullu masarin bütün masdarlar korunur. Ala ma caa min al arabi Araplardan geldiği şekil üzere korunur. Ala 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 suratin ala şeklin ku ceemin arabi. Araplardan nasıl gelmişse o şekli üzerine korunur. Yani değişiklik yapılmaz. Belli bir kural tabi tutulmaz. A buna sema'i diyoruz. İşitmeye bağlı. Onlardan nasıl işitmişsek o şekilde korunur. O şekilde kullanılır. Tabi Araplardan nasıl gelmiş bunu nereden bileceğiz? Açacağız lugatı. Lugattan onun ne olduğunu bulacağız. Mesela diyelim ki örneğin misal vereyim. Ee, şöyle şurada yazayım. Mesela Nasara Nasara Mudara'yı yansuru Masara acaba ne gelir? Bunu lugatta baktık. Lugata Nasran Nasran şeklinde geliyor. Bak mesela başka bir örnek vereyim dakhala yedhulu bunun masarı nasıl geliyor? Lugattan ancak bilebiliriz. Üç harflidir diye. Mesela duhulen gelir. Mesela alime ya'lemu bunun masarı nasıl lugattan bakıyoruz? E, ilmen gelir ilmen geliyor. İşte bak hep farklı farklı geliyor yani ya. Mesela dedim ketebe. Yektubu. Masarı mesela bakıyorsun kitabeten geliyor. Kitabeten. İşte bu masarlar nasıl gelir? Bu semaidir. Kendimiz belli bir kurala bunu tabi tutamıyoruz. Ancak açacağız lügatı, lügattan bakacağız. Bu e, hangi fiili merak ediyorsak, onun masları nasıl gelmiş, bunu ancak lügattan öğrenebiliriz. Peki lügat nasıl kullanılır? Bunun derslerini 5 derste e, Arapça, Türkçe lügat nasıl kullanılır? onu anlatmıştık. Oradan lügat kullanımı da öğrenebilirsiniz. Ve kendinize lügat kullanın. Merak ettiğiniz her kelimeyi araştırın. Bu şekilde o semai, her bir e, kelimenin semai masları nedir? Bunu ezbere akıl kalsın yani. Ya. Evet. Ve ne anı kast ediyoruz bizler? Biz kast ediyoruz. Biz semai semai ile şunu kastediyoruz. ediyoruz. Hani de ya üç harfi olanların eğer masarı mimi değilse bunun mas o masar gayr nedir? Bu semaidir. Peki semai ile biz neyi kast ediyoruz? Şunu kast ediyoruz. Ennehu yani şöyle bir durum var. Yuhfazu korunur kullu masarın bütün o mastar gayri mimiler, hepsi korunur ala ma e geldiği üzere min el arabi Araplardan geldiği üzere korunur. Araplardan nasıl gelmişse, nasıl işitilmişse o şekilde korunur. Yani değiştirilmez. Mesela diyelim ki e, bunu da nasıl öğreneceğiz? Bunda da lügata bakacağız. Ve la ve bunun üzerine kıyas yapılmaz. Bunun üzerine bir kural uygulanmaz. Tamamen lügata bağlıyız bu konuda. لِأَنَّهُ la لا قِيَاسَ لِمَصَّرِ السُّلَاسِيِّ لِأَنَّهُ شَنْ Çünkü şöyle bir durum var. E, niye kıyas yapılmaz? Bu لِأَنَّهُ برع Niye kıyas yapılmaz? لِأَنَّهُ Çünkü şöyle bir durum var. la قِيَاسَ Kıyas yoktur. لِمَصَّرِ السُّلَاسِيِّ Üç harfli olanların masarları için kıyas yoktur. Belli bir kural yoktur. Tamamen Araplardan işitilmeye bağlıdır. E, Araplardan nasıl işitmişsek o şekilde ancak bilebiliyoruz. Diyoruz ki o, e, e, bunun masarı şudur. Nasara'nın nasrandır. Dakhalenin duhulendir. E, alimenin ilmendir. Ketebenin kitabetendir. E, peki Araplardan nasıl girmiş bu nasıl biliyoruz? Açıyoruz lugatı. Lugattan bunu öğrenebiliyoruz yani ha. Evet. Demek ki masarı gayrimimi üç harflilerde üç harfi olan fiillerde tamamen sema'idir. Ama üç harf dışındakilerde ve mastaru gayri sülasiyi üç harf dışında kalanların mastarı kıyasiyyün. O da tamamen kıyasidir. Belli bir kurala tabidir. Mesela şimdi bir kuralımız nedir? Örnek vereyim. Ef'ale yuf'ilu if'alen bak. Ef'ale yuf'ilu if'alen kural budur Ef'ale yuf'i if'alen şeklinde gelen bu şeklinde gelen her fiil mazharı if'al şeklinde geliyor bakalım o zaman ek'rame bak ek'rame aynı ef'ale gibi yuk'rimu yuk'rimu o zaman mazharı nasıl gelecek Lugada bakmaya gerek yok kural zaten var kıyası vardı ifalen yani ik şeklinde gelir. i̇k ramen şeklinde gelir. i̇k ramen bak. Mesela es diyelim. es ba Nasıl geliyor dar-i? nasıl İs-ba-han. gibi is. bahan isbahan i̇s Yani hep kurala bağlıdır ha. Mesela başka bir daha göstereyim. Mesela ki fa'ala yufa'ilu yufa'ilu masarı tef tef'ilen kuralımız budur. Tef'ilen geliyor kuralımız. Bu şekilde olan bir fiil tef'ilen şeklinde geliyor. Bu uygulama geçelim. Bakıyoruz ki فرح ونصره يفرح يفرح ما صنعت يجي تفريحا يجي تفريحا تف تف أبو شكل يجي يجي مثلا خرج أه خرج أه يخرج yukarıcu masa nasıl tahrijen tahrijen ha bu şekilde gidiyor yani bak gördüğünüz gibi üç harf dışında kalanlar hep belli bir kuralı var o kurala geri, ö, göre geliyor onları bina kitabınızdan öğrenmiştik üç harf dışındakiler tamamen kıyasidir belli bir kurala bağlıdır ama üç harfli olan masar masarı gayrimimler ise onlar semaidir. Tamamen işitilmeye bağlı. Bunu da ancak lugattan öğrenebiliyoruz. Bu bölümde masarı gayri mimi işledik. Yarın dersimizde inşallah masarı mimi nasıl olur onu işleyeceğiz. Bakın masarı gayri toparlarsak şu şekilde. Masar iki kısma Ya mimlidir ya da mimsizdir maslarımız. Eğer mimsizse o da iki kısma ayırıyor. Ya sülasi mücerettir yani sade üç harfidir ya da sülasi değildir. Bunun dışında da yani üç harften fazladır. Gayri sülasi mücerret. Üç harften fazla. Eğer üç harfli ise o masları gayri Üç harfli ise bu semaidir. Semaiyyün. Tamamen işitimlere bağlı. Lugattan bunu öğrenebiliriz. Ama üç harften fazlaysa semai değil, kıyasidir. Bunu belli bir kuralı var. Binada zaten üç harf dışındaki hepsi nasılsa binada öğrendik. O şekilde geliyor yani ya. Evet. Bu şekilde Masari Gelimi konusunu bitirdik. Yarınki dersimde de inşallah Masari Mimi bölümünü inşallah işleyeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.